Evet, iyi akşamlar İzmir'den net bilgisayardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün şöyle değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Dikkat, işlem hatası kaylaş falan filan diyor burada. Bu yazıcımızın vermiş olduğu bir hata arkadaşlar. Bunu ben araştırdığımda karşıma çıkan görüntüleme ünitesi yazıcımızın arızalıymış. Şu gördüğünüz çantaya benzeyen kulpu olan 108R00600868 olan cihaz görüntüleme ünitesi arkadaşlar. Bunu benim bir hatamdan dolayı, bunu yıllık bir temizlik işi varmış. Atık toner deposu var arkadaşlar bunun. Onun için sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü bu cihaz bana tam 285 TL'ye mal oldu. Şu gördüğünüz dram, yazıcımızın üzerindeki arızayı yapan bu dram aslında. Diğer taraflarında sorun yok ama bunu bulamadığımız için arkadaşlar, bunun üzerinde şöyle yeşil plastik bir kaplama var. Bu bizim şimdi bahsedeceğimiz konu zaten o. Şu gördüğünüz depo, atık toner deposu tamamen dolmuş. Ben bunu fark edemedim tabi. Aslında yazıcıda uyarı vermesi lazım, toner deponuz doldu diye, toz deposu. Öyle bir uyarı vermediği için taşıyor bu güzelim toner tozları. Gördüğünüz şu merdane şeklinde olan dram geçiyor bu. Bu kağıtla birlikte toz doluyor arasına. Ve üzerindeki o koruyucu kaplamayı, yeşil bant şeklinde olan kaplamayı söküyor, çıkarıyor. Ben açtığımda böyle bayağı bir soyulmuştu üzerisi. Neyse arkadaşlar, bunu dediğim gibi ara sıra kontrol etmekte fayda var. En az yılda bir kere bu görüntüleme ünitesindeki toz deposunu temizlemekte fayda var. Bunu şimdi birazdan açacağım, ben içerisini göreceksiniz arkadaşlar. Gerçi bunu servislerde yaptırmakta fayda var. Çünkü bayağı bir meşakkatli, zor bir iş. Bayağı da kirli bir iş. Toz oluyor her taraf. Şu başlardan açılıyor bundan kıstırma. Gördüğünüz gibi buralarda miller var. O milleri çıkardığın zaman o dram çıkıyor ama bu dramı vermiyor servisler arkadaşlar. Tek satılmıyormuş sözde. Aslında var piyasada 8-10 dolara ama adamlar üniteyi satabilmek için o malzemeyi vermiyorlar maalesef. Biz de gidip mecbur, yazıcı lazım bize. Çünkü bir 2000 liralık makine bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ünitemizin iç yapısı bu. Dediğim gibi karmaşık bir yapısı var. Bunu açmamak lazım. Bayağı narin parçalardan oluşuyor. Çünkü orada gördüğünüz gibi şu bacadan taşmış bizim toz. Burayı ben açtığımda inanamadım arkadaşlar. 1 kilo yakın atık toz çıktı oradan. Burada dolduğu için tozu dışarıya veriyor tabii ki. Dışarıya verdiği gibi de bu sefer ne yaptı? Kağıtla bu dramın arasında bir sıkıştırma meydana getirip o dramı bozdu arkadaşlar. Şimdi yenisi de bu arkadaşlar. Bununla değiştirdik tabii ki. Komple bu ünite şeklinde geldi bana. Bu dram tek satılmıyor çünkü. Şu gördüğünüz yeşil tabaka benim arıza yapan arkadaşlar, o soyulduğu için bu şekilde başımıza bir masraf çıktı kış günü. Bir 285 lirayı bayıldık yani. Şimdi yerine takalım bunu arkadaşlar. Makinemiz inşallah başka bir sıkıntı vermezse çalıştıracağız bunu. Güzelce böyle yuvaları var sağda solda, oraya yerleştirmek kaydıyla yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu çanta şeklinde bunu alıp götürüp toner merkezlerinde temizlettirmekte fayda var arada bir. Makine üzerindeki gramın arızalı olduğunu anlamış olduk bu durumda. Evet, şu anda fotokopimizi gayet düzgün bir şekilde çıkardı arkadaşlar. Durum bu. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle bir makineniz varsa tonerli, renkli, renkli fark etmez ki siyahlar da aynı bunların. Bunun bu görüntüleme ünitesindeki atık toz deposunu yılda en az yılda bir kere bakım yaptırmakta fayda var. Eğer anlıyorsak kendimiz yapalım. Anlamıyorsak tabii ki servislere başvurmakta fayda var arkadaşlar. Tekrardan herkese hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. İyi günler.